Neden yatırım fonları? Neden yatırım fonlarına yatırım yapmalıyız? Bunu çok fazla soruyorsunuz son dönemde. O yüzden bir cevap vermek istedim. Şimdi arkadaşlar şu soruyu bana çok soruyorlar. Soruyorsunuz. Abi senin işin toprak değil mi? Arsa değil mi? Hani niçin bireysel emekliye veya fonlara insanları yönlendiriyorsun? Sen arsa desen daha çok satarsın, daha çok para kazanırsın. Evet doğru. Aslında böyle bir realite var. Benim esas işim bu. Parayı buradan kazanıyorum ve aslında şunu demem lazım. Yatırım fonlarına yatırmayın, bireysel emekliye para yatırmayın. Çekin, arsa alın. Hatta arsayı da böyle bir şehir, ilçe söyleyeceğim. Oradan alın diyeceğim falan. Bu işin kolayı tabii. Herkes de oradan alacak veya almayacak ama bu işte kısa vadede böyle yine bir para kazandırır bana ama uzun vadede yine mantıksız ve sonuçta başarısız olurum ve yine itibar kaybederim. Benim mantığım şu arkadaşlar. Şimdi yatırım bir sepet olması lazım ve dönemsel olarak ucuz olan varlıklara girmek lazım. Yani ben sırf para kazanacağım diye sürekli arsa diyemem. Çünkü 3 yıl önce 4 yıl önce zaten kimse yokken ben arsa diyordum. 5 yıl önce kimse yokken arsa diyordum, toprak diyordum. Belli bölgeler diyordum. Uçtu gitti. Şimdi bir şey bu kadar uçmuşken onu sürekli söylemenin anlamı yok. Biraz uçanlardan durmak, uçmayanlara yaklaşmak lazım. Arsa çıkıyor mu? Tabii çıkıyor nadir olarak. Çıktığında zaten özelden paylaşıyorum ben. Ya da bazen Instagram'dan paylaşıyorum ama yani para kazandıramayacak yerlere de ya da aşırı fiyatlı yerlere de sırf kendi işim bu diye paylaşmam doğru değil. Ben onun yerine kendi işim olmasa da size menfaatinize olabilecek, benim hiç para kazanmayacağım ürünleri anlatmaya çalışıyorum. Bu bana şöyle fayda sağlayacak. Siz oralardan da çok para kazanınca diyeceksiniz ki ya Mert abi o kadar enteresan bir adam ki kendi para kazanmamasına rağmen bize buraları söyledi, buralardan çok kazandık. O kazandıklarınızda 5 yıl sonra, 4 yıl sonra yine arsa fiyatları düştüğünde, yine başka bir fırsat geldi, yine bana geleceksiniz. Dolayısıyla uzun vadede yine çok kazanacağım. Kısa vadede evet belki sizin paranızı kaybediyor gibi gözüküyor ama her zaman söylüyorum. Uzun vadede para kazanmanın yolu, başarılı olmanın yolu kısa vadede çok para kazandıracak işlere hayır diyebilmektir. Yani bana öyle enteresan işte kripto şirketlerinden veyahut da işte tüketim şirketlerinden saçla ilgili geldi geçen. Ondan sonra böyle enteresan reklam teklifleri geliyor ki hayır diyorum. Ben yatırımcıya faydası olmayacak hiçbir işe girmek istemiyorum. Dolayısıyla ben tasarruf ve yatırımınıza faydası olacak bir şey varsa paylaşırım, destek olurum. O ayrı konu. Dolayısıyla şu anda zamanında da borsa demiştim. 2-3 yıl önce takip edenler bilir. Borsamız çok ucuzdu. O da çok uçtu. Dolayısıyla şu an şurada bir şöyle bir açık görüyorum ki yatırım yapacak çok fazla şey yok. Olanlar da endeks çok yükseldiği için, borsa çok yükseldiği için çok riskli. Ve son 1-2 yılda şunu gördüm ki özellikle borsaya girenler maalesef sabırsızlıklarından, işi bilmediklerinden yeteri kadar kazanamadılar. Yani borsa endeksi kadar kazanamadılar. Borsa endeksi inanılmaz çıkarken o kadar çok para kazanamadılar. Yani hiçbir şey yapmasa tutsalardı 1-10 yapacaklar, 1-8 yapacaklar. Türk Hava Yolları gibi kağıtları veya normal kağıtları 1-10 yapacaklar. Ama al sat yapmışlar, kaybetmişler veya az kazanmışlar. Enflasyonun altında kalmış. Veyahut da bu endeksten borsaya girmeye çalışıyorlar. Burada girdiklerinde yanlış kağıtlar alıyorlar, zarar ediyorlar vesaire. Veya yine diyorum zarar etmeseler de enflasyonun altında kalmışlar vesaire. Şimdi bunları görünce şunu fark ettim ki bireysel emeklilikte çok iyi fonlar var. Uzun vadede tutarsanız çok iyi kazanıyorsunuz. Ama onu da soranlar oldu. Dedi ki ya Mert abi bireysel emeklilik çok uzun vadeli. 5 yıl 7 yıl tutmak istemiyorum. Bunun daha kısa vadelisi var mı? Daha kısa vadelisi normal yatırım fonları. İşte o yüzden bugün Kıvanç'la da görüştüm. Başka arkadaşlarımla da görüşüyorum. Arkadaşlar yatırım fonu şu. İlk önce mantığını anlatayım. Neden yatırım fonu? Yatırım fonu şu. Yatırım fonu bir süpermarket gibi düşünün. Siz şu anda gidiyorsunuz normal bir yerden telefon, saat veya yoğurt aldığınızda yanlış marka, bayat, bozuk bir saat, bozuk bir yoğurt vesaire alabilirsiniz ve bireysel olarak tek aldığınız için yüksek fiyatlanırsınız. Ama yatırım fonları toplu alım yaptıkları için sizin bir lot aldığınız yerde 1000 lot aldıkları için iyi fiyatla yakalıyorlar bu hisseleri. Bu bir. İkincisi siz abuk subuk hisselere, Hüseyin ithalat, ihracat, nakliyat, bakliyatlara girerken bunlar her şeylerini imini cimini inceledikleri için doğru hisseleri seçiyorlar. Temel analiz, teknik analiz yapıyorlar. İkincisi bu. Üçüncüsü de sen bireysel olarak tek hisse veya iki hisse alıp dayanamayıp alsat yaparak bana göre oynamak yani kumar oynuyorsunuz. Kumar oynarken bu fonlar uzun vadeli oynatmıyor sana tutturuyor. Dolayısıyla tüm bu üç nedenden dolayı istatistikler gösteriyor ki hisse senetleri %750 artarken fonlar %1500 artmış. Hatta altın fonu bile altın %70 artarken %75-80 artmış. Yani dolayısıyla bir şeyin fonunu aldığınızda fon şirketi iyiyse geçmiş istatistiklerini inceleyin büyük şirketse yani bir iş bankası grubu ise ne bileyim bir Akbank'sa bir ne bileyim işte kim var başka Koç grubu ise yani bunlar o kadar büyük gruplar ki sen burada bir lot alırken adam milyon lot alıyor.
alırken o kadar tahtayı destekliyor, şirketi güçlendiriyor, ona göre seçiyor. Herhangi bir kötü durumda direkt şirkete belki tekrardan yatırım yapıyor, destek alıyor. Amiyane tabirle destek atıyor. Bir sürü nedenden dolayı sen tek başına hareket etmektense, yani kocaman bir dünyada Mert Başan olarak tek başına bir hisse için savaşmaktansa kocaman bir grupla beraber savaşıyorsun o hisse için. Halkın diliyle anlayacak şekilde. Toplu alım yapıyor gibi düşünün. Destek atıyor gibi fiyat. Dolayısıyla bütün bu nedenlerden dolayı fon olarak aldığınızda daima iyi şirketse, iyi fonsa getiriler çok daha iyi oluyor. Dolayısıyla evet, sıkıcılığı nedir? Al sat yapamıyorsunuz. İşte kumar dürtünüz olmuyor. Her gün ay esnafsan özellikle gün boyu işte alayım satayım. İşte berber arkadaşım var, bilmem ne arkadaşım var, böyle araba tamircisi. Alıyor satıyor falan filan. Bunları yapamıyorsunuz. Bu kısım da kötü. Ama kumar dürtüsü için yine borsada bu kağıtları takip edecekseniz, kumar demeyelim, kumar deyince kızacaksınız. İşte kendi keyfimiz için, eğlence için al sat yapacaksınız. Yapın al sat. 20 bin, 30 binlik, 50 binlik. Ama ana paranızı daima fonlarda tutun. Fonları nasıl seçeceksiniz derseniz, onunla ilgili sonra uzun uzun programlar yapacağım zaten. Her hafta da TGT2 programında da YouTube'da da bunları anlatmaya çalışacağım. Ama her hafta getirilerine bakacaksınız. Tefas diye bir platform var. Bu platformda hangi fonu ne kadar getirmiş tek tek zaten anlatıyor. Burada iyi yönetilen fonlara girip bakacaksınız. Bireysel mesela hisse fonu var. Koç grubu iştirakları fonu var. İş Bankası iştirakları fonu var. BIST 30 fonu var. Yurt dışı borsalar teknoloji fonu var. Yurt dışı hisse fonu var. Her şeyin fonu var arkadaşlar. Gayrimenkul fonu var. Yarın gün belki başka bir sektörle ilgili bir çimento fonu çıkar. İnşallah hep istiyorum bir tane bedelsiz fonu çıkar. Yani böyle fonlar çıktığında siz bireysel olarak bunları almak yerine, tek tek fon yapmak yerine büyük bir grubun yaptığı fonun içine giriyorsunuz ve daha güvenceli oluyorsunuz. Hata olasılıklarınızı minimize ediyorsunuz. Şu kazan kaybettirme riski var mı? Var tabii. Borsa düşerken, borsa %50 düşü diyelim. Bazen bu fonlar borsa düşerken %50, bunlar %45 düşüyor, %42 düşüyor. Yani bunlar yine düşüyorlar. Borsa düşerken bunlar da düşer eğer fonlar borsa fonuysa. Altın düşerken fonlar da düşer. Sadece artısı şu, düşerken görece olarak az düşer. Çıkarken de görece olarak fazla çıkar. Çünkü sizden daha iyi yönetiyorlar. Dolayısıyla özellikle işi bilmeyenler, yeni başlayanlar lütfen ve lütfen bütün parasını bu abuk subuk şirketlere girip kaptırmasınlar. Çok görüyorum arkadaşlar, borsa yılda işte %300, %400 yapmış, 2 yılda %500 yapmış, neyse yani ben 1200 iken yazdım, endeks olmuş 8000. Aynı arkadaş 1'e 6 yapması lazım, 1'e 2 bile kazanamamış. Niye? Sürekli al sat yapmış. Abuk subuk bir tane hisseye girmiş, kilitlenmiş parasını, %30'u gitmiş. Bakın, bireysel olarak bu işleri bilmiyorsanız, teknik analiz, temel analiz iyi bilmiyorsanız, yıllardan beri bu işlerin içinde değilseniz, bakın, asla ve asla tek başınıza girmeyin. Hele bu endeksten hiç girmeyin. Dilimde tüy bitti. Fon olarak alın. Fonlar hece diyorlar kendini işte. İçine başka şeyler koyuyor. Biraz dolar koyuyor. Biraz altın koyuyor. Dengeli yapıyor. Biri düşerse biri çıkıyor. Dolayısıyla bütün paranızın böyle çok hızlı kayıp olma olasılığı yok. Çok daha ciddi yönetiliyor. İyi analizler yapılıyor. Lütfen lütfen hiçbir şey bilmeden, teknik analiz, temel analiz bilmeden, gözünüz kapalı, duyumlarla, tiyolarla, özellikle halka arzdan 2-3 tane halka arza girdiniz, çok para kazandınız diye kendinize aşırı özgüven yapıp yapmayın. Fon olarak gelin. Türkiye'nin geleceği bu yatırım fonlarında, bir BES'te ve burada. Ondan sonra BES'te derken BES'te diye biri yok yani. BES'te ve yatırım fonlarında. Bireysel emeklilik demek istedim. Çok ciddi bir şey bu. Dünyada, Amerika'da falan da bu yatırım fonları çok daha ileridir. Çünkü siz bireysel olarak çok şey, veriye sahip olamazsınız. İyi analiz yapamayabilirsiniz. Bir şirketin bilançosunu inceleyemezsiniz. Ama bunlar çok daha inceliyorlar. Dolayısıyla da kazanç riskinizde, kayıp riskinizde daha mantık seviyelerde oluyor. Bu arada yine siz şunu yapın bakın. Küçük bir parayla da 5000 lirayla, 10000 lirayla kendiniz bir hisse alın. Bir yıl sonra bakın. Fonda aldığınız mı daha çok kazandırmış? Kendi aldığınız mı daha çok kazandırmış? Ha, siz dersiniz ki Mert abi ben fonda... Şimdi bunu diyenler çıkıyor. Çünkü ben bunları anlatınca, fonlar çok iyi deyince, ya fonları savunuyorsun ama işte ben fon %300 kazandırdı. Ben bir kağıttan %1000 kazandım. Bir kağıttan %1000 kazandım be güzel kardeşim. Öbür kağıttan kaybettiklerini sayınca ne oluyor? Ya hep böyle yani. Herkes böyle iyi anlatıyor bana ama ben biliyorum totalde kimse, yani çok allame cihan değilseniz, tamam mı, bakın ben yıllardan beri bu işin içindeyim, ben bile, tamam mı, genelde fonlar kadar iyi kazanamam. Ya dürüstçe söylüyorum ya. Diyebilirim size arkadaşlar, fonlardan daha çok kazanıyorum. Yollayın. Tüyo vereyim size. Tweet atayım size. Özel katıl butonuna verin. 200 lira verin. Katılın size, tüyo vereyim. Yok arkadaşlar, yok yani. Fonlar hepimizden daha iyi bilir bu işi, tamam mı? Benim de üzerimde onlar var yani, tamam.
Ben de fonları kopyalıyorum. Bu arada yine onu yapıyorum. Fonların içine ne var? Ha, ona bakıyorum. Onların koyduğu kağıtları daha çok almaya çalışıyorum falan filan yani. Tamam. Dolayısıyla lütfen ve lütfen buna dikkat edin. Böyle dönemlerde bazen toprağı çok paylaşırım. Bazen fonları, bazen bireysel emekli, bazen altını, bazen Nasdaq Amerikan borsası derim. Bu ara yine oraları çok ucuz. Güzel rakamlarda. Orada da fonlar var. Akbank'ın Akportföy fonu var. Yapı Kredi'nin Yay fonu var vesaire. Ama bunları benden de yine şey yaptın. Kendiniz araştırın. Hep ben size söylüyorum. Ben size balık yemeyi öğretmek istiyorum. Balık vermek kolay ama onun sorumluluğu var. Ters gider bir şey olur. Ondan sonra düşünsenize şimdi fon aldırırım. Piyasalar düşer. Senin fon da düşer. Mahvolduk dersiniz. Bana kızarsınız. Ama lütfen lütfen şunu bilin. Fonlar normale göre daha güvenlidir. Bireysel yapmanız yatırımlara göre daha güvenlidir. Dolayısıyla belli dönemlerde yatırım araçlarını değiştirmeniz lazım. Mesela altın, gümüş şu an çok iyi. Onları bireysel almaktansa, bu arada fon olarak emtia fonları var. Çok daha iyi. Gümüş ona göre daha yüksek tutuyorlar. Altını daha az tutuyorlar duruma göre falan. Bunu da takip edin. Emtia fonları. Özellikle kıymetli maden emtia fonları diye geçiyor. Ona bakın. Fonlarla ilgili daha çok paylaşım yapacağım yavaş yavaş. Anladım ki Türkiye'de bu ciddi bir sorun, ciddi bir problemimiz var. Böyle acayip acayip hisselere girip insanlar bu kadar borsanın çıkışında bile para kazanamamışlar. Bazı insanlar özellikle. Dolayısıyla bir fonları biraz daha anlatmak istiyorum size. Toprak yatırımı güzel ama böyle toprak mantıksızsa, piyasada iyi mal çıkmıyorsa, hikayesi olan düzgün fırsat çıkmıyorsa da ondan sonra ben size daha çok toprak satayım, daha çok kazanayım diye devamlı toprak diyemem. Bazen de böyle altın fonu diyeceğim. Bir şey kazanamasak da itibar kazanacağız. Bunu da bilin. Yani niye illa bunu bu aralar söylemiyorsun da arsa daha az çıktın. 4-5 yıl önce çok çıkıyordun. 4-5 yıl önce çok fazla ucuz yer vardı arkadaşlar. Şimdi hikayesi olan kaliteli düzgün yer çıkmıyor. Ne yapayım yani? Hani çayır çimen hiçbir şey olmayan yere inanılmaz fiyatla mı alın diyeyim yani. Gerçekten fırsat çıkarsa da buradan veya özelden yazanlara paylaşıyorum zaten. Ama eskisi gibi çok çıkmıyor. Dönemsel olarak yatırımları çeşitlendirmemiz lazım. Bazen yine diyeceğim basın gaza diyeceğim. Şu an konut çok uygun diyeceğim. Onu da dediğim zamanlar oldu. Şurada şu var uygun diyeceğim. Ondan sonra fırsat neredeyse biz oradayız arkadaşlar. İyi bir yatırımcı asla tek ürüne sabit kalmaz, takıntı yapmaz. Dönem dönem devamı değiştirir. Nerede ucuz varsa orada. Bu arada diyorum yine diyorum altın ve gümüş çok ucuz noktalara geldi. Onu uzun vadeli takip etmek lazım. Ama Fed'de böyle Amerika'da böyle faizler böyle çok artmaya devam ederse, ekonomi kötüye giderse orada onlarda da borsalarda da sıkıntı olur. Tedbirli olmak lazım. Ama tedbirli olurken de lütfen ve lütfen fon bazında tedbirli olmak en güzeli. O fonlar dengeli yapıyorlar bu işi. Umarım anlatabilmişimdir. Bu fon olayı nedir? Ciddiye anlatabilmişimdir. Sevgiler, saygılar.